Mesela Doğu Türkistan, Uygur Türkler olan dediğimiz kardeşlerimiz olduğu bölge, Deccal'in cehenneminin içine düşmüş Müslümanların yaşadığı bir yerdir. Çin Deccaliyeti orada bir cehennem oluşturdu Müslümanlara. Ve Müslümanlar o cehennemin içine attı. Orada onların makamları tabi cennet oluyor ama yani dünya tarihinde görülmemiş bir zulüm ve korkunçluk ve bir kabus orada var gücüne şu an devam ediyor. Ve dünyanın hiçbir yerinde böyle bir zulüm yoktur. Ne Afganistan'da, ne Irak'ta, ne şurada, ne burada. Yani oradaki korkunçluk, oradaki zulüm ve oradaki psikopatlığın tarifi mümkün değil yani. Ya kardeşim şimdi evde oturuyorsun değil mi? Gece 2'de yattın, uyuyorsun. Adam çank çunk bir şey diken kapıyı çalıyor. Tak tak tekmeliyor. Buyurun kardeşim diyor değil mi? Adam Çince bir şey diyor ama suratında meymenet yok böyle. İğrenç bir surat böyle. Oksit sarı. Yani yürü gidiyoruz diyor adam özetle. Onu söylüyor. Nereye gidiyoruz diyorsun? Açıklama yok. İzah yok. Gidiş o gidiş. Yok oluyor adamlar. Kanun, adalet, hukuk hiçbir şey yok. Evet hocam inşallah. Hakim, savcı, polis yani dünyada bir hukukun olmadığı tek ülke. Çok kötü. Ya kardeşim ne hakim? Hakim zaten hakim bizzat cinayet işliyor adam yani. Bana o kadar fazla video gönderdiler ki Çin'de çekilmiş. Kardeşim yani polis kaynıyor. Polis açılıyor ve daire haline getiriyor. O psikopat Çinli psikopatlar var. Elinde sopalarla. Uygurlu genci yatırıyor. Doğu Türkistanlı genci. Vura 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 orada şehit ediyorlar. Evet. Herifler it gibi, köpek gibi bakıyor ya. Seyrediyor adamlar. Yani alayı katil oradakiler. Yani. Evet. Rezalet yani. Başka film gösterdi yine aynısı. Yine aynısı, yine aynısı. Bana gel diyorlar Doğu Türkistan'a seni gezdirelim. Festivale gideceğiz yani. Kardeşim bana bir kere o adamları öyle millete açıp sopayla şehit ediyorsunuz. Bir kere onu bana bir anlatın. Değil mi? O karakolların altını bana bir anlatın. O kıyma makinelerini falan. Yani insanları kıyma makinesinden geçiriyorsunuz koskoca. Çin yapımı o Deccal'ın aletlerinden geçiriyorsunuz Müslümanları. Evet hocam. Değil mi? Onları bana anlatın. Ben ne yapacağım orada Şangay Mangay orada burada gezeceğiz falan. Ben biliyorum turistik geziyi onu ben ne yapacağım ona? Evet. Bir kere hukuk, makul bir hukuk olması lazım Çin'de. En azından Avrupa hukuku gibi olması lazım. Ya avukat tuttuğumuzda, avukat bir şey konuşabilmesi lazım. Avukat da yok oluyor kardeşim. Avukat ertesi gün yok adam ya. Kıyma yapıyor, onu da kıyma yapıyorlar yani. Çok kötü. Bu rezaletin bitmesi lazım. İnşallah hocam. İnşallah. Onun için Türkistan Birliği'ni istemeyen bir insan Doğu Türkistan'daki bu kabusu da kabul etmiş olur. Evet. Ve görülmemiş bir kabus yani. Akıl almaz bir kabus. Yani orası çok büyük bir ülke biliyorsunuz Doğu Türkistan. Evet. Çok büyüktür arazisi. Çok kalabalık nüfusu vardı. Bakın 30 milyon kişi şehit ettiler ve yok ettiler. Dünyanın en büyük soykırımlarından biri uygulandı. Evet. Avrupa'nın haberi bile yok ya. Muhatap dahi olmuyorlar. Amerika'da muhatap dahi olmuyorlar. Evet. İslam ülkeleri de adamlar göbeğini kaşıyarak gidiyor. İngiltere'de futbol takımı satın alıyor. At yarışlarına gidiyorlar. Evet. Yani bir kısmı tabii hepsini tenzih ederim de adamlar alemin de kendi işinde gücündeler. Vazife Türkiye'de. İnşallah. İnşallah. Bura delikanlı kaynıyor. Yiğit kaynıyor Türkiye. İnşallah. Vazife bizde inşallah. Onun için her Türk vatandaşı Türkistan Birliği için var gücüyle hem dua etsin hem yardımlaşsın. İnternette arkadaşlık grupları oluştursunlar. Ev sohbetleri yapsınlar. Yani Allah dualarına icabet edecek inşallah. İnşallah. Devam edecekler. İnşallah. İnşallah.